Merhaba, İlkokul Sayfam kanalına hoş geldiniz. Çevre bilgisi ve iklim değişikliği 3. bölüm soru cevap konu anlatımı. 11. soru. Doğal sera etkisi nedir? Cevap. Atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle, yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreçtir. 12. soru. Küresel ısınma nedir? Cevap, sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucunda, yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artışıdır. 13. soru. İklim diplomasisi nedir? Cevap, iklim değişikliği diplomasisi, iklim diplomasisi, bilim, teknoloji, coğrafi temsil, coğrafi çeşitlilik ve zenginliğin temsili, politik süreçler, yasalar, etik, denksellik, hakkaniyet ve felsefe gibi zengin bir çeşitlilik barındıran çok disiplinli ve disiplinler arası bir düzlemden gelen ve ya da bir bilim politika arayüzünden beslenen girdilere dayalı uzun soluklu ve çok taraflı bir politika alanı ve yaklaşımıdır. 14. soru. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girmiştir? Cevap, sera gazı salımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutma ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma girişimlerinin en önemlisi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi oldu. Sözleşmenin hazırlıkları Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Görüşme Komitesi tarafından sürdürüldü. Haziran 1992'de Brezilya'nın Rio kentinde gerçekleştirilen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda imzaya açılan sözleşmeyi, çok kısa bir sürede Haziran 1993'e kadar 166 ülke ve Avrupa topluluğu at imzaladı ve sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye, 24 Mayıs 2004'te 188 ülke tarafından taraf ülke olarak kabul edildi. 15. soru. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin nihai amacı nedir? Cevap. Nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üstündeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır. 16. soru. Kyoto Protokolü'nün önemi nedir? Cevap, küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltmaya yönelik yasal yükümlülüklerini Çevre Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü düzenlemektedir. Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne katılımı ile 26 Ağustos 2009'da yürürlüğe girmiş oldu.